Şimdi şöyle diyoruz. Sırayla bir takım işlemler yapılıyormuş. Şunu biraz şöyle aşağı kaydırayım Şimdi bir takım işlemler yapılıyor. Birinci işlem A'daki sayı, tabii ne olduğunu bilmediğimiz için şuna x diyelim. Birinci işlem 7 ile çarpılıp 3 çıkarılıyormuş. O zaman burası 7x eksi 3 olmalı. Birinci işlemde buradaki sayıyı 7 ile çarpıp 3 çıkardık. Sonra ikinci işlem B'deki sayı 3 ile çarpılıp 1 ekleniyormuş. Bunu 3 ile çarpacağız. Yani şu 3, 7x eksi 3. Bunu 3 ile çarparsak şöyle. 21x eksi 9. 3 ile çarpılıp 1 eklenecek. Üzerine de 1 ekleyeceğiz. Burası 21x eksi 8 olacak o zaman. Üzerine ekleyeceğiz. Artı 1 olacak. Evet. Evet. Yazacağız zaten birazdan. Şimdi 5 emirinde 25 varmış. Şuradaki sayı 25. Pardon, evet. Şunu yanlış söyledim. Doğru. Evet. Burası 25. Bakayım nasıl yanlış bulduk. 3 ile çarpılıp 1 ekleyeceğiz. Bu yanlış değil. İkinci işlem. Üçüncü işleme geleceğim biraz. Birazdan geleceğim. Çünkü o sayı belli olduğu için birazdan daha kolay yaparsın. Yani aslında şuna da gerek yoktu da neyse. Şimdi şu ikisi eşit birbirine. Yani şunu silelim. Bu x çıkacağı için hiç buradan devam etmeyiz. Şuradan devam ederiz. Şimdi x'i birbirine eşit. Yani 7x eksi 3 eşittir 25. Karşıya atınca 7x eşittir 28x eşittir 4. Şimdi en baştaki sayımız bizim 4'müş. Burası şöyle 4, 7, 28, 3 çıkardık. 25. Sonra bunu ikinci işlemde şu yapılıyormuş. 3 ile çarpılıp 1 eklenecekmiş. 3 ile çarpalım 75, 76. Sonra sayı çiftse çift. Evet. Yarısı alınıyor. Evet, yarısı alınıyor. 76'ı 2'ye bölelim. 38. 38. Kaç yazar? 38 yazar o zaman. Evet, sonucumuz 38 olacak. Bakıyorum.